Mesela Instagram'dan da bir soru sorayım. Hamza Aküz'ün sorusu. Diyor ki günümüzde diyor birçok teknolojik gelişme var. Yani bunca aletler var diyor. Acaba tılsımda olma ihtimaline karşılık mı açılmıyor diye de merak edenler var. Herhalde bu piramidi konuşurken seyircimiz bu soruyu yöneltmiş. Tılsımlı demesi herhalde lanetli falan diye de soruyorlar. Şöyle, bu lanetli soruyorlar diye biz adlandırıyoruz bunları ama o dönemde dediğim gibi bu piramitlerin ilk yapım aşamasının nasıl başladı bu işe insanlar, antik Mısırlılar diye konuşurken şöyle demiştik. Piramit mezarlar soyuluyor o dönemde de. Değerli eşyalar alınıyor ve insanların o dönemde bulduğu yöntemlerden biri de mezarlarına lanet yazdırmak. İşte kim bu mezarı açarsa o Allah onun yedi ceddinin belasını versin gibisinden çeşitli belalar okuyorlar ya da mezarlarına yazdırıyorlar ki bu sayede inançlı olanların mezarlarını soymamalarını hedefliyorlar aslında. Yani biz de bugün o lanetleri görüp evet lanetli, o şekilde lanetli, yani mezarına yazdırdığı lanetten bahsedebiliriz. Ama hani şey diyorlar böyle mezarı açtığında şey nasıl diyeyim, orada belki bir gazla zehirlendi falan gibi olabilir mi? Yani olabilir tabii. Eğer ki uzun süre kapalı kaldıysa bir yer. Birikmiş gazlar. Birikmiş gazlar. Orada zehirli bir hal almış olabilir ve bu da hani insanları zehirleyebilecek bir şey olduğu için maskesiz vesaire girmek gibi bir durum olamaz böyle mezar odalarına vesaire. En azından ilk aşama için. Hı hı. Ama onun haricinde hani biraz metafizik şeylerden bahsediyorsak lanet anlamında, o zaman tüm arkeologların bir şekilde bundan etkilenmiş olması gerekiyordu. Ben de kendim, hı hı, ve arkadaşlarım da çok fazla mezar açtık. Bugüne kadar öyle bir şey başımıza gelmedi. Hani böyle bakteriler falan yaşıyor. Yok, yine böyle zaten mezar odalarına girerken vesaire maskeler, eldivenler gibi şeyler kullanıyoruz. Hı hı. Gökhan ikinciden bir soru gelmiş Instagram'dan. Bak Gökhan Bey'e bir şey verelim, bir kitap verelim. Güzel soru sormuş. Diyor ki acaba hocamız Karantepe'de yeni bulunan yaban eşeği çizimi hakkında neler düşünüyor? Onlar da mı eşeği yük hayvanı olarak kullanıyorlardı? Eşeği tasvir etmeleri o dönem yaşayanlar için hayvana dair bir kutsallık işareti sayılabilir mi? Evet, o Sayın Bakanımızın bir tweetiyle biz haberdar olduk daha konudan. Bugün sabah duyurdu bakanımız. Şöyle Nuri orada Erşi. Necmi Hoca kazı yapıyor şu anda. Şu anda Necmi Karol. Evet. Yani çok kısıtlı bir bilgim var. Ben sadece şu anda fotoğraftan gördüm yani bugün içinde. Dolayısıyla detayları bilmiyorum ama hani ilk gördüğümde bana şöyle bir şey anımsattı. Bu bir karalama gibi, bir çizim gibi geldi bana. Hani daha önceden planlanmış bir sanat değil de. Ama ne tatlı çizmiş değil evet, mi? Evet, çok güzel. Aynı şey Göbektepe'deki kadın figürü var mesela. Tek bir tane kadın çizimi var Göbektepe'de. Aynı onun çizim stiline benzettim. Anlaşılıyor değil mi eşek? Bak şurada bayağı gözüküyor. Evet. Göstermeme gerek var mı arkadaşlar? Ha? Reji gözüküyor diyor. Şey demiş Bakan Bey. Karantepe'deki bir kulübenin tabanında, evet, koşar halde betimlenen yaban eşeği figürü. Şanlıurfa'mızda ilk kez gerçekleştirecek olan Dünya Neolitik Kongresi öncesinde ulaşılan eser, nadir örneklerden biri olarak dönemin sanat anlayışını da yansıtıyor. Bu eşsiz eseri gün ışığına kavuşturan Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı ekiplerimize de teşekkür ederim diye bir tweet atmış. Şöyle çok sevimli hakikaten. Çok güzel. Şöyle bir soru sormuştu az önce. O kısmını cevaplayamadım. Bu eşeği yük çekmek için mi kullanıyordu o dönemki veya insanlar? Veya kutsallık atfediyor olabilirler mi diyor. Kutsallık atfedip atfetmediğini bilemeyiz ama şunu biliyoruz ki o dönemde henüz hayvanlar evcilleştirilmemişti. Tarım da başlamamıştı. Dolayısıyla hani bunu yaban eşeği diye adlandırılmasının sebebi de o. Yani yük taşımak için kullanılıyor olsa bile henüz evcilleştirilmemiş bir hayvan diyebiliriz bunun için. Hı hı. Güzel çizmiş bence. Evet evet. Çok tatlı. Mesela siz böyle bir şey bulduğunuz zaman, hı hı, dönemini falan nasıl şey yapıyorsunuz, analiz ediyorsunuz? Biz öncelikle tabakasına bakarız. Yani hangi döneme ait yerleşimi kazıyorsak zaten o dönemle ilgili buluntular çıkacağını önceden biliyoruz. Dolayısıyla böyle bir şey çıktığı zaman da işte Karahantepe'de kazı yapıyorsak zaten aşağı yukarı Göbektepe ile çağdaş zamanlardan bahsediyoruz demektir. Şimdi şeyi bilemiyorum, bu Karahantepe'nin alt tabakalarında mı bulundu? Yani daha eskiye mi gidiyor yoksa biraz daha üst tabakalarda mı bulundu? Yani günümüze biraz daha mı yakın, onu tam bilemiyoruz ama Karahantepe ise eğer Göbektepe ile aşağı yukarı çağdaş diyebiliriz. Göbeklitepe çok, yani Karahantepe, taş tepeler, hı hı, daha doğrusu çok etkileyici ve tüm dünyanın gözünün çevrili olduğu bir yer. Yani buranın kıymetini
biz gerçekten biliyor muyuz? Bunu sorarken tabii hani devlet nezdinde sormuyorum. Hı hı. Yani biz toplum olarak buranın gerçekten kıymetini biliyor muyuz? Buna emin değilim. Çok özel bir yer çünkü. Evet, yani taş tepeler için bence hepsi için geçerli bu dediğiniz. Özellikle Göbektepe ile başlayan süreç şu anda 8-9 yerde kazı yapılıyor ve hepsi aşağı yukarı Göbektepe ile çağdaş. Bugüne kadar Göbektepe ile Göbektepe'den öğrenemediğimiz birçok sorunun cevabını bu taş tepeler sayesinde öğrenebileceğiz aslında. Yani Karahantepe'deki kazı da bize Göbektepe'yi anlatacak. Sayburç'taki kazı da Göbektepe'yi anlatacak. Aynı şekilde Gürcütepe gibi diğer taş tepelerin kazıları da anlatacak. Dolayısıyla şimdi buradaki kazıları ben çok önemsiyorum. Bence çok heyecan verici kazılar. Sadece şey sorunuza dönecek olursam, kıymetini biliyor muyuz buraların? İlk başlarda bence çok bilmiyorduk. Çünkü önce yabancı basında, yabancı gazetelerde manşet oldu. Ondan sonra bizde yavaş yavaş bilinmeye başladı toplum nezdinde. Belki o konularda biraz daha hani atak olabilirdik. Böyle biraz daha burada belki medyaya da biraz iş düşüyordu. Yani medya da biraz daha öne çıkartabilirdi. Biraz daha anlatabilirdi. Ya da toplum işte biraz daha ilgi gösterebilirdi. Yani Göbektepe'nin önemini ya da güzelliğini anlamamız için illa yabancı basında çıkmasına gerek yoktu bence. Onu biz de şey yapabiliriz. Bir de hep şey derler yani neymiş burada, ne yapıyorlarmış, yani ayin mi yapıyorlarmış, ne yapıyorlarmış işte. Bir de şey merakı var ya, hani buradan başka bir boyuta kapı mı açılıyormuş filan. Evet, çok fazla tabii şey de çıkıyor bununla ilgili, komplo teorisi diyeyim artık onlara. Çok fazla komplo teorisi çıkıyor ama bunları bir şekilde düzeltmemiz gerekiyor. Biz arkeologların görevi ya da medyayla birlikte arkeologların görevlerinden biri de bu yanlış bilgilerin doğrusunu söylemek. Yani doğru bilgiye ulaşamadıktan sonra bu yanlış bilgiler sürekli yayılıyor. Bir kar topu gibi büyüyor ve artık o yanlış bir gerçeğe dönüşüyor. Göbektepe'de de yanlış bilinen şeylerden biri şu anda mesela bu portalları, hani çok uçuk olanları geçiyorum. Göbektepe'nin bir toplanma alanı olduğu yönünde bir inanç var şu an hala. Çünkü ilk yıllarda öyle olduğu düşünülüyordu. Hani burası avcı toplayıcıların yaşadığı bir yerdi ve çevre yerlerden insanlar burada toplanıp yılın belli bir zamanında burada ziyafetler, şölenler veriyorlardı gibi bir inanış var hala. Ama yakın zamanda yapılan kazılardan da bildiğimiz üzere burada aslında insanlar kalıcı yaşıyorlardı. Kalıcı yerleşimleri vardı, konutları vardı. Bunların kanıtlarını sondaj kazılarında da bulabildik. Dolayısıyla burada herhangi bir toplanma alanı olması hala geçerli olabilir. Yani ama burada kalıcı olarak yaşadıklarını biliyoruz. Bu insanlar tarım yapmıyordu. Hayvanlar evcilleştirilmemişti. Ama avcı toplayıcı olarak ve kalıcı olarak yaşıyorlardı orada. Her ne kadar yerleşik hayata geçmiş olsalar da hem avlanıyorlar hem de toplayıcılık yapıyorlar ve bu şekilde karınlarını doyuruyorlardı. Kitaptaki ilginç bölümlerden bir tanesi de aslında arkeologların işinin var olanın hepsini çıkarmak olmadığı ile ilgili. Bu bence önemli bir bilgi. Evet. Çünkü yani yerin altında her gördüğünüzü çıkarmıyorsunuz. Bazılarını bile isteye özellikle bırakıyorsunuz. Kesinlikle bu arkeoloji için çok önemli. Burada şu ayrımı yapmak gerekiyor. Bu arkeofiliye de çok fazla gelen bir soru olduğu için bunu özellikle belirtmek isterim. Diyorlar ki mesela defineciler kadar eser bulmuyorsunuz diyorlar. Ki defineciler sadece eser bulmak için kazı yapıyorlar zaten. Değerli bir şey bulup yurt dışına kaçırabilmek için. Zaten bir de patlatıyorlar falan yani. Tabii hani verdikleri zararları vesaire geçiyorum. Sadece eser bulmaya yönelik kazıyorlar. Oysa arkeoloji geçmiş kültürleri anlamak için yapılıyor zaten. Biz eser bulmaya çalışmıyoruz. Eserden bir şey öğrenmeye çalışıyoruz biz. Ki arkeoloji de zaten Mehmet hocamızın dediği gibi bir tahribat aslında. Arkeologlar da tahribat yapıyor. Biz kazdığımız anda binlerce yıldır toprak altında kalan şeyi açık havaya ve iklim koşullarına maruz bırakmış oluyoruz ve bozulma başlıyor. Biz bunu çok iyi belgeleyemezsek yaptığımız iş sadece tahribat olur. Dolayısıyla bizim onlardan ayrıldığımız en önemli nokta bence bu. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Soru neydi? Orada soruyu unuttum ben. Tam da cevap verdiniz aslında. Yani neden arkeologlar her şeyi çıkarmıyor diye sormuştum. Evet. Yani siz aslında kendi cevabını aradığınız hususlara ulaştığınız zaman gerisini de çıkarmak gibi önemli bir yükümlünüz. Önemli olan araştırma sorumuza yönelik çalışmak ve araştırma sorumuza dair yeterince bilgi aldıktan sonra çalışmayı durdurabiliriz. Mesela şu anda Göbektepe için ortaya atılan bambaşka yine bir komplo teorisi var. Diyorlar ki arkeologlar orada niye kazı yapmıyor? İşte biri fotoğrafını çekmiş, arkeologlar böyle eli belinde duruyormuş. Yani arkeoloji çok sadece komik. Kazma kürek
kazı yapmak olarak düşünmemek lazım. Kazı sadece arkeolojinin yöntemlerinden biri, teki. Dolayısıyla arkeologlar her zaman kazı yapmaz. Onları analiz eder, yorumlar, teoriler geliştirir. Şu anda mesela Göbektepe'nin hepsine %100'ünü kazıp ortaya çıkarmak ister misiniz deseniz, bence orada çalışan Necmi hocamız da böyle bir şey istemez. Hiçbir zaman %100'ünü kazmak istemeyiz. Belli bir kısmının kalması gerekiyor. Şu anda kazılar da devam ediyor ayrıyetten. Ama belli bir kısmı bırakıp ileride gelecek yeni teknolojilerle beraber, daha zararsız yöntemlerle ya da yeni yaklaşımlarla beraber kazarak o şekilde değerlendirmek gerekiyor. Bunun da çok fazla faydasını görüyoruz. Mesela eskiden antik DNA teknolojisini ortaya çıkmadan önce kemiklere mesela elimizle dokunuyorduk biz. Ama şu anda o kemiklerden antik DNA elde edebileceğimizi bildiğimiz için eldivenlerle çalışıyoruz. O kemikleri öyle istediğimiz gibi ellemiyoruz. Çünkü oradan antik DNA elde edip onun hakkında işte yaşı, cinsiyeti gibi dolu bilgi öğreniyoruz. Şimdi antik DNA deyince çok da fazla vaktimiz kalmadı ama devamını da kitaptan alıp okurlar sevgili seyircilerimiz.